Hocam ne dersiniz? Şu an itibariyle piyasa tepkisinde herhangi bir değişim yok. Yani beklenti paralelinde şu anda sizin spotlardan sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak diyor. Yani tek tek başlayayım isterseniz ben. O halde hemen okumaya, basın duyurusunu da hemen okumak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak, evet, ilk paragraf Temmuz ayına ilişkin bir atıfta bulunan karar var. Bakacak olursak bugünkü kararda Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri de canlı tutmaktadır diyor Merkez Bankası. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından da öneminin arttığına vurgu yapmıştır diyor. Merkez Bankası'nın aslında enflasyon paragrafının tamamının aslında değiştirdiğini görüyoruz. Buradaki bir önceki metinle kıyasladığımız noktada Temmuz ayındaki aylık enflasyon ana eğilimi önceki aya kıyasla birlikte yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır diyor. Hocam enflasyon paragrafını nasıl yorumluyorsunuz? Yani burada yani bir şekilde sıkı durmanın nedenini ve bu faizde herhangi bir indirime girmeme nedenini açıklıyor çok net bir şekilde. Bunu da muhtemelen hani en azından bir şeye hazırladığı gibi bir şey ben göremiyorum yani bir indirime ilişkin şu an için baktığımda. Yani piyasanın biraz fazla beklentisi bu yönde idiyse onu bence en az 1-2 PPK ötelemiş gibi görüyorum şu anki şey itibariyle.